Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere bu güzel kılaç çantanın nasıl yapıldığını anlatmak istiyorum. Böyle rahatlıkla elimize alabileceğimiz, işte böyle koltuk altımıza alabileceğimiz, markete gidebileceğimiz, sokakta gezebileceğimiz bir çanta bu. Çok rahat kullanımlı. Ama ben daha bunu bitirmedim. Örgü kısmı bitti. Sadece astarı yerleşecek, fermuarı dikilecek ve tamamen bitmiş olacak. Şimdi size aşama aşama bunun nasıl yapıldığını göstermek istiyorum. Hazır bir tanesini de yaptım. Bunu cüzdan gibi kullanıyorum. Hatta geçen sene yapmıştım. Bakın ne kadar rahat kullanımlı. Böyle içine istediğinizi koyabilirsiniz. Lacivertin içine böyle pembe bir astar ve pembe bir, görüyorsunuz, fermuar yerleştirdim. Gayet sizin hayal dünyanıza kalmış. Kendinize göre çok keyifli böyle tasarımlar yapabilirsiniz. Şimdi aşama aşama göstermek istiyorum nasıl olduğunu. Hadi buyurun aşamalara başlayalım. Öncelikle görüyorsunuz bunun içine şöyle bir astar hazırladım. Sonra şu şekilde renk, ona uygun bir renk fermuar. Bunlar bu şekilde içine yerleşip dikilecek. Bu kısımları elde dikilecek. O yüzden rahatlıkla dikip hazırlayabilirsiniz bence çantanızı. Ben size nasıl örüldüğünü göstermek istiyorum. Çünkü ilk aşama o neticede nasıl oldu çok önemli. Bakın baştan sona doğru geliyoruz sanki. Görüyorsunuz. Evet, bu da bir aşaması. Şimdi en baştan başlıyorum. Sayılarını da vereceğim. Sayılarını videomun altına da yazarım. Ve rahatlıkla nasıl yapıldığını anlayabilirsiniz. Bu örnek kolay gibi gözüküyor. Ama döşerken aksilikler çıkabiliyor. Yani marullu bir görüntü olabiliyor. O yüzden dikkatlice izlemenizi tavsiye ediyorum. Öncelikle 46 tane zincir çekeceğinizi unutmayın. 3,5 numara tığla yapıyorum. Evet, buyurun siz de yakından görün nasıl yapıldığını. Bakın şu şekilde. Zaten kağıt ip sert olduğu için zincirler çok sıkı olmuyor. 46 tane zincir çekmeniz gerekiyor. Yani bu ölçüde, bu büyüklükte olmasını istiyorsanız tabii. Küçük olmasını istiyorsanız istediğiniz ölçüyü şu şekilde ölçerek böyle zincirinizi çekebilirsiniz. Yani bunda büyüme, küçülme yok. Zincir ne kadarsa o kadar büyüklükte bir kılaç çantanız olacak demektir. Bakın bu şekilde çekiyoruz. Bakın böyle iri iri zincir olmuş oluyor. Şimdi bu zincirin etrafını, şimdi ben tabii ki de bunun tamamını çekmeyeceğim. Tamamını çektiğim burada görüyorsunuz. Bunu ikinci sırasını göstereceğim. Şimdi ben size bu ilk sırada ne yapıldığını anlatmak istiyorum. Öncelikle zincirimi çektikten sonra şu şekilde sık iğne yapıyorum. Bakın. Şöyle batıyorum. Bakın. Şöyle batarak sık iğne yapıyorum. Görüyorsunuz birazcık böyle düzeltmeniz gerekiyor. Rengarenk Ebru Instagram sayfamda da beni takip edebilirsiniz. Rengarenk Ebru Instagram sayfamda bu yapmış olduğum çantaların örneklerini görebilirsiniz. Ayrıntılı fotoğraflarını paylaşıyorum. Bakın bu şekilde yapıyoruz. Şimdi dönüşünü göstereceğim. Çünkü iki taraflı sık iğne yapmamız gerekiyor. Şu alt kısmının oluşabilmesi için iki taraflı sık iğne yapıyorum. İlk örneği de nasıl döşediğimi göstereceğim size. Evet, kağıt ip bakın zor örülüyor. Bunu bilerek başlamanız lazım. Ben kağıdı yumuşatmıyorum. Bakın bu şekilde tek tarafını yapmış oldum. Şimdi ikinci tarafına geçiyorum. Şöyle. Burada da yine aynı şekilde zincirimin diğer tarafına batıyorum. Aslında çok kolay. Rahatlıkla herkesin yapabileceğini düşünüyorum. Şimdi daha yakından göstereceğim, anlayacaksınız. Bakın. Tabanı bu. Heybe gibi örülüyor, yani şey gibi değil. Dikiş yok bunda. Direkt iki tarafı da örülmüş oluyor. Evet. Sık iğnemi
zincirimin etrafından yapmaya devam ediyorum. İlk sıralar zor ama diğer sıralar çok kolay. Dediğim gibi istediğiniz ölçüde yapabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Çünkü genişleyen bir örnek değil bu neticede. Diğer çantalar gibi değil. Bu hangi ölçüde başladıysanız o ölçüde devam ediyor. Bakın bu şekilde görüyorsunuz. Gayet ayrıntılı olduğunu düşünüyorum. Şimdi ilk motifimizi nasıl döşüyoruz? İlk yelpazemizi. Burayı birleştirdikten sonra, bakın, birleştikten sonra ipimin, yani ipimi iki defa atıyorum. Sonra sayıyorum. 1, 2, 3. Üçüncüye batıyorum. İlk motif tabii ki de zor. İki defa attım. Yine aynı deliğe batıyorum. Üçüncü dolgumu yaptım şu an. Beş tane olması gerekiyor dolgunun. Bakın sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Nereye batacağım? Bakın sayıyorum. 1, 2, 3. Üçüncüye battım. Sık iğne yaptım. Bakın. Şimdi sık iğne yaptım. O yerden yine tığımın üstüne iki defa attım. Sayıyorum. 1, 2, 3. Battım. Örneğimi yapmaya başladım. Yine 5 tane yapıp 3 tane sayıp 1, 2, 3 batacağım. Sık iğne yapacağım. Örneğin ilk sırası bu. İkinci sıra hemen şu şekilde. Dediğim gibi 46 zincir. Üstüne bakın sayalım kaç tane motif olduğunu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.yı yapacağım. Ve bitmiş olacak. Şimdi bakın iki taraflı olarak bakın örnekleri yerleştirdim bu şekilde. Şimdi nasıl ikinci sıraya geçiyorum onu görmenizi istiyorum. 5 tane dolgu yaptım bakın. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen sayıyorum. 1, 2, 3. Battım. Sık iğnemi yaptım. Şimdi sayı üstüne gene aldım. Sayıyorum. 1, 2, 1, 2, 3. 16.yı da yapıyorum ve motiflerimin ilk sırası bitmiş oluyor. 1 2 3 4 ve 5. Bakın görüyorsunuz iki tarafı da şu an hazırlamış olduk. Şimdi ikinci sıranın hemen çıkışını gösteriyorum. Bakın şu şekilde ya. Buradan sayıyorum bu sefer. Hani örneği de kapsayarak 1 2 3. Üçüncüye sık iğne yaptım. Evet bakın döndü. Şimdi sayıyorum. 1 Yani bunu birazcık şuraya kadar. Evet. Şimdi başlıyorum. Bir. Yürütüyorum. Örneği yürütüyorum şu an ben. Evet. Şimdi şu şekilde şuraya örneği yapacağım. Bakın iki tane sıra yürüttüm şeyimi, ipimi. Şuraya yapacağım. Bir, iki, üç. İki kere attım üstüne. Battım. Aralarda yaptığımız o sık iğnelerin içine şu an batıyorum. Bunu da yaptıktan sonra zaten hemen göreceksiniz örneğin ikinci sırasının nasıl olduğunu. Üç.
4 ve 5. Bakın. 5 yaptım. Sayıyorum. 1 2 3'üncüye battım. Yani örneğin görüyorsunuz bakın. Bir alttaki örneğin tepe noktasına batmış oluyorum. Sık iğnemi yaptım. Evet, ikinci sırama başlamış oldum. Yine aynı şekilde görüyorsunuz şuradaki sık iğne yani boşluğa batarak 5 tane dolgu yapacağım. Aslında bu örnek o kadar kolay ki rahatlıkla yapabileceğinizi düşünüyorum. İnşallah videom sizin için faydalı olmuştur. Beni YouTube kanalımdan da takip ederseniz, abone olursanız, videomu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Umarım dediğim gibi bu faydalı olmuştur bu video. Ben örmeye doyamıyorum. Hala örmeye devam ediyorum gördüğünüz gibi. Siz de örün bence. Hoşça kalın.